Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi giriş kayıt bölümüne devam ediyoruz. Bugün şuraya bir buton koyacağız. Bu kayıt butonuyla beraber şurada yapmış olduğumuz işlemleri arkadaşlar data sayfasına kaydedeceğiz. İşimiz biraz yoğun. Hemen başlayalım. Şuradan arkadaşlar ekleden bir command buton buraya aldım. Özelliklerden arkadaşlar bunun rengini şöyle bir renk yapsak kaba oldu. Böyle bir renk olsun. Yazı rengini de arkadaşlar şöyle bir beyaz yapalım. İsmi de kaydet olsun. Şimdi bunu kopyaladım, geldim buraya yapıştırdım. Bunun da özelliklerden ismini vazgeç olarak değiştirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir renk değişikliği de oldu. Bilmiyorum, böyle daha hoşuma gitti. Böyle sanki daha böyle göz alıcı ve açıcı oldu. Şimdi arkadaşlar bir de şurada şöyle bir olay var. Bakın şu satır silme olayları biz burada yapacağız. Yani şurada boşluk varsa, işte şu giriş miktarı, birim miktarlarındaki boşluklar olursa bu boşlukları şu kaydet esnasında arkadaşlar sileceğiz. Şimdi bu şu labelin şuradan denetim biçimlendir. Özelliklerden bakın hücreleri taşıma ve boyutlandırma da olacak. Daha önce yapmışım. Eğer şu farklı bir yerlerde olursa mesela hücrelerle taşı veya boyut ve boyutlandır seçeneği arkadaşlar seçili olursa burada satır silmeyle beraber şu labelde silinir. Onun için arkadaşlar bunu burada böyle hücreleri taşıma ve boyutlandırma seçeneğini arkadaşlar buradan tercih ediyoruz ve tamam dediğimizde artık silme işlemi gerçekleşse bile arkadaşlar satırda bu label burada kalacak. Bu önemli bir olay. Şimdi arkadaşlar tasarım modunu yaktım. Bunun içerisine girmeden şöyle bir özet yapayım. Şimdi bizim buradaki şu olaylarımız, tarih, fiş, kayıt, burada ne varsa arkadaşlar bir de şu yazı olarak yazmış olduğumuz olaylar biz ne yapacağız? For döngüsüyle beraber buradaki dataya aktaracağız. Yapacağımız işlem bu. Şimdi burada çift tıkladım. İçerisine girdim arkadaşlar. Ve kodlarımı yazmaya başlayacağım. Şimdi önce şurada yapmış olduğumuz geçen videoda bir tarih hatasını giderme kodlaması yapmıştık. Şimdi bir de şöyle bir olayımız var. Yani bütün işlemleri yaptık fakat tarihe de geldik, değiştirdik. Şuraya herhangi bir yere tıklarsak bize yapmış olduğumuz bir hata varsa bu hatayı bize gösterir. Ama biz şurada herhangi bir işte hücreye tıklamadan direkt olarak kaydedip tıklarsak arkadaşlar burada hatalı kayıt bizi uyarmaz ve dolayısıyla da işlem sıkıntılı olur. Onun için kaydet sayfasına, kaydet butonuna arkadaşlar ilk önce şurada yazmış olduğum şu tarih uyarma kodunu arkadaşlar bunun içerisine kaydedeceğim. Yapıştırdım arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi arkadaşlar bir de burada biz ne tür hatalar yapabilirdik? Onları normalde yaptık. Bir de arkadaşlar şurada diyelim ki biz şu kodu buradan sildik. Bakın şunu tıklamasak burada bir işlem yapmıyor. Bakın bunlar silindi. Şimdi biz buradan arkadaşlar şu boş olan satırı silmezsek bu böyle olduğu gibi kaydedecek. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim raporlamalarda ve data sayfamızda sıkıntı oluşturacak. Bizim önce bunu döngüyle silmemiz lazım. Şimdi burada şöyle bir hata da olabilir. Geldik buraya arkadaşlar. Burada tıkladık. Mesela şu 2
ikisi boş olur arkadaşlar. Dolayısıyla buralar da boş olacak. O zaman da bunu buradan tekrar silmek lazım. Eğer burada şöyle bir denetlemede koyacağız. Şimdi biz bunu böyle yaptık. Burada diyelim ki bir olay vardı. Yani bir malzemenin işte tutarları vardı. Bu tutarları arkadaşlar bizim fiş bedeliyle, yani toplam fiş bedeliyle arkadaşlar şuradaki toplamı kıyaslamamız lazım. Yani bunu kontrol etmemiz lazım. Şimdi doğru olduğu zaman burada kaydedeceğiz. Değilse etmeyeceğiz. Ama insan olarak tabii ki bu buraya da atlayabiliriz ve direkt kaydet tuşuna da basabiliriz. Bunu da gidermek lazım. Şimdi onun için arkadaşlar burada boşluk bırakmamak lazım. Ve bir de kaydetin sonunda şöyle bir olay düşünüyorum. Yani bir mesajla beraber işte toplam fiş tutarı şu kadar, işte KDV'si şu kadar, toplam tutarı şu kadar olan fişi kaydetmek istiyor musunuz diye bir uyarı da koymayı düşünüyorum. İnşallah diyelim. Şimdi buradaki şu 7. satır, pardon 7. sütun ve 11 ve 12. sütunların boş olması durumunda da silme işlemini yapalım. Tekrar tasarım modunu yaptım. Bunun içerisine girdim. Şuraya arkadaşlar döngüm için kodları yazalım. For diyelim. For J olsun. Eşittir. 9. satırdan başlıyor. To nereye kadar gitsin arkadaşlar? Bizim son dolu satırımıza. Yani şu G sütununun son dolu satırına kadar gitsin. Burada ne diyorduk? Sheets. Giriş kayıt. Nokta range. G 15.000 parantez kapattık, nokta end arkadaşlar 3 dedik, nokta row. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir hata yaptım. Şu bizim silme olayımız alttan yukarıya olacak. Yani üstten aşağı döngüyü değil alttan yukarı döngüyü döndüreceğimiz için bizim şu olayımız arkadaşlar en son satırdan, dolu satırdan başlayacak, yukarı doğru çıkacağı için geliyorum buraya. Diyorum ki arkadaşlar to 9 adım adım yapacağız bu silme işlemini. O zaman da step eksi 1 yukarı doğru adım adım git diyeceğiz. Geldim buraya, next J dedim. Döngüyü kapatalım ve içerisine girip arkadaşlar kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi ilk koşulumuz nedir arkadaşlar? Şu G7'nin boş olması. Sales diyoruz. J virgül 7. Tabii ki koşulumuzu da koymamız lazım değil mi? If eğer sales J7 eşittir boş ise arkadaşlar biz teker teker gidelim. Then ise rows parantez açtım, J parantezi kapattım, nokta delete. Arkadaşlar ikinci hata yapacağımız alan hangisiydi? Şu K ve J'nin boş olması durumunda. Hemen onun da koşulunu yazalım. Bakın arkadaşlar şurada şöyle bir olay da göstereyim. Bakın if J sells J7 boşsa dedik. Rows J bak denden sonra arkadaşlar eğer altına yazı yazarsak kodlamaya devam edersek en sabı en dipi kullanmak zorundayız. Ama denden sonra devam edersek en dipi kullanmaya gerek yok. If diyorum.
eğer sales J 11 eşitse boşluğa ya da sales J 12 eşitse boşluğa, o zaman gelsin o satırı silsin arkadaşlar. Yani hangi satır boşsa, J'inci satır boşsa onu silecek arkadaşlar. Dedik nokta delete. Birkaç deneme yapalım mı arkadaşlar? Buradan çıkalım, kapatalım. Önce şu tarihte bir hata yapalım. 09 nokta koydum. 09 tekrar nokta koydum. 2021 dedim. Bakın hata verdi. Bakın buraya tıkladım, hata verdi. Tıklamadan kaydet tuşuna basayım. Bakın şu anda boş. Hiçbir yere tıklamadan kaydet tuşuna bastım. Bastım ama biz şuraya yanlış yazdık. Sheet diyecektik. Bakın arkadaşlar mesajı bize verdi. Tekrar yapalım. Bakın hiçbir yere basmadan geldim, direkt kaydet butonuna bastım. Hatalı tarih girdiniz. Mesela şuraya tekrar geliyorum. Ne diyorum buraya? 10 nokta koydum. 05 nokta koydum. 2021 dedim. Hiçbir yere tıklamadan geldim. Direkt kaydede basarsam hatalı tarih girdiniz ve burayı boş bıraktı. Şimdi normal tarihi yazalım. Bugün ayın 11.05.2021 diyelim. Ve devam edelim. Şimdi bakın burada bir tane yanlış yazdım. 11.05.2021. Bakın şurada bir tane şöyle bir boşluk bırakalım. Bu boşluğu arkadaşlar silmesi lazım. Geldim arkadaşlar. Bakın sildi arkadaşlar. Şimdi şurada iki değil, mesela bir tane boş bırakayım. Kaydet dedim, bakın geldi, oraya da sildi. Evet arkadaşlar, buradaki kullanıcıdan kaynaklanan hatalar bunlar, ama şu anda aklıma gelenler. Tabii işte çalışma yaptıkça ortaya farklı durumlar da çıkabilir, onları da düzeltme yoluna gideriz inşallah. Şimdi arkadaşlar şu bütün bizde olan satırları şöyle açayım. Önce gözlerimiz bunu görsün. Gördüm. Buradan da arkadaşlar şurayı, hatta bakın burası şeye kayacak. Bunları hatta arkadaşlar buna şöyle yapalım. Bak. Denetimi biçimlendirmede taşı ve boyutlandırdan taşıma ve boyutlandırma seçelim. Tamam diyelim. Gelelim bunu da denetimi biçimlendirden hücrelerle taşıma ve boyutlandırmayı tıkladık. Şimdi bakın burayı arkadaşlar göster desem gösterir ve bunlar arkadaşlar kaymadı. Gördünüz mü? Evet. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlemi gözlerimizle görelim. Bir de şimdi burada bizim sütun başlıklarımız var. Bunlar harfle, bunları biz gelin rakama çevirelim. Şurada formüllerden, şurada R1, C1 yandaki kutucuk boş. Bunu tıkladığımız zaman bakın buradaki sütun harfleri rakama döndü. Şimdi buradan rahatlıkla
seçimlerimizi yapabiliriz. Şimdi bunu böyle çekelim. Ama tabii biz şunun içerisine önce bir girelim. Kodlarımızın içerisine. Arkadaşlar buradan da itibaren yine bir döngü kullanacağım. Fakat bu döngü normal bir döngü olacak. For diyorum. 9'dan başlayacak. Pardon. For A eşittir. 9'dan başla. Nereye kadar git? Bizim şurada yazmış olduğumuz son dolu hücre sayısına kadar. Geldim. Next. Adedim. Şimdi bunun içerisine giriyorum arkadaşlar. Şimdi aslında şunu biraz kısalım. Şimdi şöyle alalım. Böyle dursun. Şimdi arkadaşlar, şimdi şuradaki tarihi, şu tarih yazan sütuna hücreyi alacağız. Neyle? Döngüyle alacağız. Şimdi diyorum ki cells A virgül 1, yani 9. satır 1. sütun. Şurası ne olacak arkadaşlar? Text box 1'e eşit olacak. Onu da eşittir diyorum. Cdate textbox 1, parantezi kapattım. Niye böyle yaptık? Bu tamam. Şimdi fiş numarasını arkadaşlar, bu daha sonraki bir olay. Şimdi şu kayıt, bu fiş numarası arkadaşlar arka sütunlarda bir yerde. Onun için burayı atlayalım. Şimdi kayıt numarası var arkadaşlar. Kayıt numaramız da şu arkadaşlar, textbox 3. Geldim. Cells dedim. A virgül 1 eşittir. Textbox 3. Şimdi sırada ne var? Kayıt no arkadaşlar otomatik verilecek. Şunları da biraz açayım. Burada cari hesap kodu arkadaşlar şu komut buton, pardon bu da textbox 6, cari adı da textbox 7. Hemen şunu şöyle Ctrl C dedim, geldim Ctrl V dedim. Burası kaçıncı sütun arkadaşlar? Cari hesap kodu textbox 6. Şurayı değişmedik. Textbox 3 kayıt kodumuz. Bu da arkadaşlar neydi? İkinci sütunumuzda. Bu da cari hesap 4. sütunda. Bakın şurada. Bu da arkadaşlar textbox 6. Geldim. Ctrl C dedim. Geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Bu 5. Bu da 7. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Malzeme sınıf kodu otomatik geliyor. Otomatik gelenler arkadaşlar, bunlar hepsi arkadaşlar zaten burada var. Buraya geçelim. Çıkış miktarları arkadaşlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü şu anda biz girişteyiz. Üretimde ilgilendirmiyor. Bir de şurada hareket özel kodu var arkadaşlar. Bu da manuel girilecek. Burada da problem yok. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bakın 37. Fiş türüne. Hemen gelelim buraya. Fiş türümüz neydi arkadaşlar? Komut buton 1. Pardon, komma box 1.
Geldim buraya sales. A virgül 37 parantez kapattım eşittir combo box 1. Ondan sonra arkadaşlar ambar var, kontrol C dedim, geldim bunu buraya kontrol B dedim. Bu da 38, bakın ambar 38'de 38, bu da combo box arkadaşlar 2. Yani şuradaki combo box, göstereyim size. Şunlar. Bakın combo box 1, bu da combo box 2. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya doğru, tekrar kodumuzu açalım. Sırada ne var? İşlem var arkadaşlar. Bu 39. Geldim buraya. Numara kontrol C dedim. Kontrol V dedim. 39 arkadaşlar. Şunu yazacak. Tırnak açtım. Büyük harfli olsun. Giriş. Tırnağı kapattım. Şimdi sırada ne var? Özel kod. Kontrol B dedim. Bu 40'ta. Burası da arkadaşlar özel kod. Bakalım text box kaçtı. Özel kod. Burası text box 5, proje 4. Kod sayfamızı açtık. Arkadaşlar text box 4. Kontrol C dedik, kontrol V dedik. Burası da 5. Pardon, 5 ve 4, pardon, burası 5, burası 4, bu da 41. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Fatura numarasına. Fatura numaramız text box 2'di arkadaşlar. Ctrl C, Ctrl V dedim. 42. sütun. Bu da text box 2 arkadaşlar. Şimdi 43 yıl var arkadaşlar. Şimdi geldim buraya, Ctrl V dedim. 43. Burayı siliyorum. A43 dedik. Geliyorum buraya format. Format. Parantez açtım. Seed date. Textbox 1, tarihin olduğu textbox. Virgül arkadaşlar, tırnak açtım. 4 tane Y. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi bunu Ctrl C dedim, Ctrl V dedim. Sırada ne var arkadaşlar? I var. Şurası 44. I 44'te gördüğünüz gibi arkadaşlar. G
geldim buraya 4 tane N yazıyor. 1, 2, 3, 4. Geldim bir altına arkadaşlar. Şimdi kullanıcı adı var. Kontrol V dedim. Burası 45. Burayı siliyorum. Application. Nokta username. Yani bilgisayarda kayıtlı olan kullanıcı adı. Evet, tamam. Tekrar aşağıya inelim. Şimdi burada ne var? Kullanıcı adı 45'te, tamam. Şimdi saat var arkadaşlar. Geldim kontrol V dedim. 45. Bu 46. Buraya da arkadaşlar şunu siliyorum. Şimdi bunun özelliğine arkadaşlar saat, yani kullanıcı farklı bir tarihte olan bir fişi kullandığı gün ve tarihini ve saatini verecek arkadaşlar. O zaman buraya ne diyorum arkadaşlar? Now, yani şimdi, virgül, tırnak açtım, dd nokta mm nokta 4 tane y arkadaşlar. Boşluk bıraktım. 2 tane h, 2 nokta üst üste. M dedim. Tırnağı, bu da saat arkadaşlar. Tırnağı kapattım. Burada bir sıkıntı var sanki. Şuraya silir. Date'i gösterelim arkadaşlar. Evet, tamamdır. Şimdi değişen kullanıcı var. Bir de değişen kullanıcı saati var. Bu da arkadaşlar bir değişim yaptığımız zaman, bir fişte bir değişiklik yaptığımız zaman, onu da işte o değişikliği yapanın işte kullanıcı adı ve kullanma, değiştirme tarih ve saati olacak. Yani değişikliği kim yaptı, hata varsa işte o hatayı bulma noktasında bunlar bize yardımcı olacak olaylar. Şimdi arkadaşlar burası bu kadar. Şimdi bunları ben de kapatayım. Bir deneme yapacağız. Şurada şey vardı. Ben dizledik. Geldik. Burayı gizlemeyelim arkadaşlar. Burada bizim göreceğimiz alanlar var. Şunları da gizleyeyim. Nereye kadar? Buraya kadar. Şunları da, şu kaydet butonunu da arkadaşlar, pardon, şuraya bir alayım. Evet. Evet, 11.05'te bir kayıt yapalım arkadaşlar. Halbuki bunları da gizlemeyelim. Bunları açalım. Ki görelim arkadaşlar ne yaptığımız, hatamızı burada görelim. Bunlar böyle dursun. Bunu şöyle aşağı alalım ki görünür bir alanda olsun. Evet. Bunu kapatalım. Bir tane fiş numaramız. Fiş numaramız ne olsun? İşte 126 olsun. Kayıt numarası olayın arkadaşlar. Daha sonra yapacağız. Bu şimdi böyle kalsın. Burada afak gibi numara veriyorum. Ve burada kayıt kodumuz da şu olacak arkadaşlar. Şöyle bir mantık olacak. Bulunmuş olduğumuz
kayıt tarihi arkadaşlar ve sıra numarası. Ben şöyle, mesela bugün ayın 11.05.2021.1. Şimdi bu 5. ayın 11'indeki ilk fiş. Şimdi eğer aynı tarihte bir fiş daha yaparsak 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. Farklı bir tarihte girersek, o tarihte hiç giriş yapılmamışsa bu sefer kayıt kodumuz tarihe göre birden başlayacak. Ve böyle bir mantık olacak. Ona da biraz uğraşacağız arkadaşlar. Biraz onda işleri var. Onun için onu biraz sonra yattık. Şimdi bunu burada arkadaşlar gelelim proje kodu da verelim. Ne diyelim? İşte 55 olsun. Özel kodumuzda ne olsun? 125-AS olsun mesela. Dedik. Burada başka olayımız yok. Şunu değiştirelim. Gelelim. Kalayıcılar inşaat olsun. Verilerimiz arkadaşlar bunlar olsun. Şunları da silelim. Şimdi bakın arkadaşlar, kaydet dediğim kaydetti. Bakalım arkadaşlar. Tarihimiz tarih formatında geldi. Bakın burayı unuttuk arkadaşlar. Burayı atladık. Şimdi hemen burayı yapacağız. Bakın buralar geldi. Şimdi patron numaramız geldi, girişlerimiz geldi. Bakın kullanıcı adımız Mavera, yılımız 2021, ayımız Mayıs, kullanıcı adımız Mavera ve saatimiz de bu arkadaşlar 11.05.2021.1.27 geçe bu fiş kaydedilmiştir. Değişiklik yapıldığı zaman da arkadaşlar bu sefer burası işlem görecek. O zaman arkadaşlar ikisi arasında ilk değiştirenle, işte ilk kayıt edenle son değiştiren kim olduğu arkadaşlar burada rahatlıkla göreceğiz. Şimdi şurada bizim bir olayımız vardı. Bunu hemen yapalım. Hemen arkadaşlar kod penceresine girelim. Bu bizim kaçıncı, üçüncü şeyimizdi değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3 kayıt not sayısı şu. Bu da daha sonra arkadaşlar görünce anlayacağız. Şimdi üzerine fazla durmayalım. Bunun altına arkadaşlar geldim. Sales A,3 dedim. Eşittir. Eşittir arkadaşlar. Burada bir fonksiyon yazacağız. Worksheet. Fonksiyon. Nokta number value. Parantez açtım arkadaşlar. Bu bizim neyimizdi? Kayıt numaramızın sayısıydı. O zaman text box 3, tırnak açtım, tırnak açtım, kapattım pardon, tekrar kapattım, nokta koydum, tekrar kapattım, parantezi de kapattım arkadaşlar, bu da tamam. Buradan çıkalım. Tekrar kaydedersek bunu tabii ki silmek lazım. Hepsini birden tekrar sildim. Ve tekrar kaydettim arkadaşlar. Neden kaydetmedi? Allah Allah. Problem yok. Hemen bakalım şuraya kadar gelsin.
bizi niye zorladın sen? Giriş kayıt dedik. Tabii ki arkadaşlar, neden? Şimdi burada hiçbir kayıt yok da ondan. Yani biz ne yapmamız lazım? Bu da buraya girdi tabii ki. Ne yapmamız lazım? Bunu böyle bir gizleyelim. Her şey yerine gelsin. Bakın, gelelim bir kayıt yapalım. Giriş miktarımız 10 olsun. Ürün fiyatımız 2.6 olsun. Burası 20 olsun. Bu da 3.98 lira olsun. Ve burada kaydet desek, hemen buradan bunu hemen yapalım. Bakın yaptı. Buradan da çıkalım. Buradan da çıkalım. Hemen şuradaki olayımıza bakalım. Ya arkadaş, evet, kayıt kodumuz da geldi. Bakın sayısal olarak geldi. Diğerleri de arkadaş, bakın gördüğünüz gibi geldi. Burası tamam. Artık onları gizleyeyim. Şurayı da arkadaşlar, geldim. Şuraya kadar gizledim. Şu vazgeçişler bozuldu tabii ki. Kaydet, buna tekrar böyle dizayn edelim. Şurayı da gizleyelim. Eski halini alsın. Çekelim. Hatta ikisini biraz aşağı alalım. Evet, hatta şöyle olsunlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, burası tamam. Bir de arkadaşlar, şimdi bunu data sayfasına kayıt olayı var. Ama kayıt olayını yapmadan şurada bir özet sayfası arkadaşlar ayarlayalım. Yine bir sayfa açıyorum. Geliyorum buraya. Diyorum ki giriş özet. Buraya arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi şuradan şunu biraz büyüteyim. Arkadaşlar şimdi şurada bizim ikonlarımız olacak. Butonlar üzerine şey alacağız. İkon yerleştireceğiz. Onlardan işte ekle, değiştir gibi, işte incele, sil gibi arkadaşlar butonlar koyacağız. Onlar vasıtasıyla burası bizim bir nevi ilk arkadaşlar kayıt yapmadan önce, yani ilk kaydı yapmadan önce, değiştirme yapmadan önce bizim karşımıza gelecek olan sayfadır. Bunun üzerinden arkadaşlar yeni kayıtlar, değişmeler, silmeler olacak. Şimdi biz buraya şöyle bir özet bir olay yapalım. Mesela şu dördüncü satırdan itibaren şöyle diyelim, buraya tarih olsun. Buraya kayıt numarası olsun. Buraya cari adı olsun. Buraya fiş türü olsun. Arkadaşlar burası da ne olsun? Bizim toplam tutarımız olsun. KDV dahil toplam tutarımız olsun. Bunları biraz böyle açalım. Kayıt numaramız açalım. Evet.
Şimdi şuradan da arkadaşlar şunlara ait olan başlıkları da arkadaşlar buraya getireceğiz. Şimdi onu yapalım. Tekrar kodların içerisine girelim. Şimdi burada yapacağım işlem arkadaşlar şu. Önce giriş özet sayfasının son dolu satır sayısını bulacağım. O zaman sheet, burada sheet'i kullanalım arkadaşlar. Çünkü başka bir sayfaya arkadaşlar işlem yaptıracaksak farklı bir sayfaya o sayfanın ismini arkadaşlar referans olarak göstermek lazım. Sheet, giriş özet, nokta range A 150.000, nokta end 3, nokta roll artı 1 arkadaşlar. Burayı bulduk. Şimdi tarihi oraya alacağız. Şimdi şöyle diyeceğiz. Şunu Ctrl C dedim. Ctrl V'yle buraya yapıştırdım. Range arkadaşlar A sütununu birleştireceğiz. Neyle? Tabii ki şuraya eşittir diyeceğiz. Burası da ne olacak? Arkadaşlar ne olsun? T olsun. Birleştireceğiz neyle? T ile. Eşittir tarihte text box 1 ama tarih formatında değil mi? Date text box 1. Ctrl C dedik. Ctrl V dedik. Burası da arkadaşlar B sütunu. Burada ne var? Kayıt numarası textbox 3. Şimdi arkadaşlar cari adı neredeydi? Cari adı 6 ve 7 miydi arkadaşlar? Evet, 6 ve 7. Buradan da tekrar burası arkadaşlar C sütunu. Ctrl C, Ctrl V, bunu da ne yapıyorduk? Alt. Fiş türü arkadaşlar neredeydi? Evet. Fiş türü. Combo box 1 zannedersem. Bakarız arkadaşlar. Şimdi geldim buraya Ctrl V dedim. Pardon. Şunu Ctrl C dedim. Geldim buraya bunu yapıştırdım. Burası da A, B, C, D yapıştırıyor. D.
birleştirdik. T ile burası da combo box 1. Geldim arkadaşlar. Şimdi toplam tutar. Ctrl C dedik, Ctrl V dedik. Burası da E sütunu. Burası da Sheets. Giriş. Kayıt dedik. Nokta range neresiydi? Hemen bakalım. Arkadaşlar şunları da şuradan harita çevirelim. Seçenekleri dedik. Formüllerden şu tiki kaldırdık. Buna tamam diyelim. Arkadaşlar P4. P4 dedik, tırnağı kapattık, parantezi kapattık. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bu formatı biz ne yapacağız? Buradan kopyalayacağız ve olduğu gibi nereye yapıştıracağız? Data sayfasına. Şimdi onu yapalım. Geldim arkadaşlar şuraya. Şimdi burası arkadaşlar A9'dan başlıyordu değil mi? Ama biz bunun son satırını bulalım. Son satır bizim kaç hangi sütuna kadar gidiyordu? Şunları tekrar açmak zorundayım. Göster dedim. Arkadaşlar AB'ye kadar. Şimdi burada ben bir son satır bulacağım. Şöyle son satır olsun. Eşittir. Sheets. Giriş kayıt. Ne kadar hata yapmayayım diye arkadaşlar özeniyorsak o kadar hata olur. Kayıt nokta range. A İşte ne olsun burası? 15.000. Nokta end. 3 dedik. Nokta o. Şimdi arkadaşlar burada şunu diyeceğiz. Range. Şöyle önce kısa yollayıp yazalım mı? Range. A 9. A 9 dedik arkadaşlar. Pardon. 2 nokta üst üste. A ve tırnağı kapattık. Shift 6 ile birleştirdik. Son satır. Nokta copy. Nereye kopyalayacak arkadaşlar? Sheets.
data nokta range range arkadaşlar A'nın range arkadaşlar data A burası 150 bin olsun 150 bin nokta N 3 inşallah yanlış yapmamışımdır end 3 nokta offset arkadaşlar bir satır aşağısı virgül 0 sütun da arkadaşlar bunu yapıştırsın. Hata gözükmüyor ama şimdi bunu bir kaydedelim bakalım ne yaptık. Şimdi arkadaşlar kaydettim. Hatamız geldi. Hatamız bu olsun arkadaşlar. Buna can kurban. Kaydet dedik arkadaşlar. Bakalım bismillah diyelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar geldi. Tamam. Şimdi Flash özel sayfasına bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Bunlar da geldiler. Cari adı. Cari adı textbox. Burada bir hatamız oldu. Bu hataya razıyım arkadaşlar. Aman sıkıntı yok. Bunu çözeriz Allah'ın izniyle. Bu hatamız arkadaşlar. Burası ne kadar büyüdü böyle ya. Şurada. Şurada arkadaşlar. CD textbox 7 olacak herhalde arkadaşlar. Evet. Burası 7 olacak. Hemen bir deneme yapalım. Bakalım altına mı gelecek. Kaydet dedik. Giriş özete geldik. Niye olmadı? Data da olmadı. Kaydet dedik. Giriş özet. Biz yanlışlıkla şey mi bastık ya? Data tamam. Biz yanlışlıkla arkadaşlar herhalde vazgeçe bastık. Tekrar kaydedelim. Giriş özet. Bakın arkadaşlar. Şurayı da hücreleri biçimlendikten sayı diyelim. Bu da tamam. Bu da tamam olsun. Şimdi giriş kayıt. Yeni bir olay yapalım arkadaşlar. Şunları değiştirelim. Mesela tarih arkadaşlar ne olsun? İşte 12.05.2021 olsun. Fiş numaramız 100
98 olsun. Buramızda tabi arkadaşlar değişecek. 12.05.2021.1 olacak tabii ki. Şimdi buna yapacağız arkadaşlar. Şimdi video uzadı. Bunu ayrıca detaylı bir anlatmaya ihtiyacı var. Biraz da işi var arkadaşlar. Onun için ona ayrı bir video düşünüyorum. Burada farklı bir olay yapalım. Mesela arkadaşlar %8'den karnabahar alalım. Fasulye alalım. Bir tane daha alalım. Ne olsun? Biber var mı? Kırmızı biber alalım. Bunun fiyatları kademeler 8 olsun. Bunda 8 olsun. Kırmızı biber işte ne kadar alalım? 0.60 olsun. Fiyatı bak. İşte burayı da ayarlayacağız. Bu da bir kilo olsun. Oraya sonra bakarız. Ne dedik? Bunu böyle olmasının sebebi arkadaşlar. Bakın şuraya böyle seçeyim. Cüzdanı biçimlendirirken böyle yaptığımız için arkadaşlar. Burası böyle kalacak. Bundan da arkadaşlar birim fiyatı ne olsun? 5 lira 45 kuruş olsun. Bu da %8 olsun. Geldim şuraya bir işlem yaptım. Geldim şuraya bir işlem daha yaptım. Bunun fiyat burası boş olsun. Bunun da arkadaşlar burası boş olsun. Ama hepsi boş oluyor tabii ki. Bunu seçelim. Şurası 60 olsun. Burayı böyle yapalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Şimdi bunlar şunu da değişelim. Mavera inşaat olsun. Buna da kaydet diyelim. Bakın arkadaşlar. Fişimizi düzeltti. Ve aynı oranda da arkadaşlar bakın buraya bunları kopyaladı. Mavera inşaat. Gelelim data bölümüne. Bakın arkadaşlar yine bakın 3 satı olarak buraya girdi. Bunları kaydetti arkadaşlar. Burada problem yok. Çok şükür. Şimdi arkadaşlar video ne kadar oldu bakalım. Arkadaşlar 58 dakika oldu. Bunu burada bitireceğim. Çünkü burası uzun bir olay. Arkadaşlar burada biz biraz daha takılacağız. Onun için burayı bölmekte fayda var. 58 dakikalık bir videoda arkadaşlar biraz uzun. İşte anlatma tarzımız da biraz bu işi zorluyor. İşte yavaş yavaş anlatıyoruz. Aman işte hata yapmayalım noktasında dikkatli yapıyoruz. Hatta elindeki notlara bile bakıyorum. Ama buna rağmen yine hata yapıyoruz. Hakkınızı helal edin diyorum. İnşallah başka bir videoda yani bu konunun devamı olarak devam ederiz. Allah'a emanet olun.